Hava, deniz, kara. Nereye olursa olsun bir yere herkes ayrı bakar. Kimine göre bozkır bir orman düşüyle yeşillenir, kimine göre bir tepe uçsuz bucaksız dağlar gibi yükselir. Çoğu kez imkansızmış gibi görüneni hayal edenler kurar yeni dünyaları. Kristof Kolomb yola çıkarken deli diyenlerin torunları değil mi bugün dünyanın hakimleri? Edison'u sınıftan kovan hocası dünyayı aydınlatacağını onun inanmıyordu. Ta ki geceleri gündüze çevirene kadar. Ya Piri Reis'e ne demeli? İlk haritasını yaparken dünyanın bu işi başaracağını onun sizce kaç kişi itibar etmişti? Oysa geçtiğin yeri bilmek, gidemediğin yere bir çıkış yolu bulmak haritaların öncülüğünde değil mi? İşte düşlerini hayata geçirmeye karar verdiğinde Salih Bezci önce yatırımcıları ikna etti. Sonra konduruverdi Piri Reis'in haritasını çarşının orta yeri. Hülyasız ürek petrolsüz lambaya benzer. Alışveriş merkezleri giderek dünyada yaşam biçimi olmaya başladı. Birçok alışveriş merkezi yapıldı. Biz burada bunu yaparken bu alışveriş merkezini doğayı, tarihi, geçmişi ve geleceği ön plana çıkarmak istedik. Onun hayallerini A Tasarım Mimarlık Uygulama Danışmanlık Şirketi geçirdi hayata. Ankara'nın en temiz havasına sahip ve her dönem ilgi odağı olan tepesinde eski milletvekili lojmanlarının içinde doğaya uygun modern bir yapı yükselecekti. Yatırımcı da hazırdı artık. Aynı zamanda inşaatı yapacaktı Merkez Müteahhitlik, Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi. 2005 yılının Mart ayının 25. gününde temel atılırken, 23 bin metrekarelik bir tabanda 80 bin metrekarelik kiralanabilir bir alanı canlandırmak gözde zordu belki ama yükseldikçe duvarlar, çalışanlar başta olmak üzere en iyisini nasıl yaparız yarışına girmişlerdi çoktan. Toplam 3 katta 180 mağazanın inşaatının bittiği, Türkiye'nin en büyük cam kubbesinin gözde görülür hale geldiği gün, ürettiklerine gururla bakan işçilerden Adıyamanlı Rıza Ali Rıza, eserlerini tarif ederken memleketinden çıkıyor diyorlar. Büyük projelerde çalıştık da en büyüğü buydu. İlk başladığımızda tabii ki biraz korktuk. Büyük bir iş, yeni bir iş, yüksek. Ama şimdi gün be gün bitmez aşamasına gelince iyi bir şey yaptığımıza inanıyorum. Şimdi buranın büyüklüğünü anlatmak istesen ne dersin? Ne derim? Adıyaman'ın bir ilçesi derim. O kadar var yani. O kadar var. 2500 araçlık otoparkı, 3 katta toplam 180 adet mağazası, 10.000 metrekarelik hipermarketi, 12 salonluk sinema kompleksi, 6500 metrekarelik eğlence merkezi, 5000 metrekarelik spor merkezi projede yer almış ve gerçekleşmişti. Ama daha da önemlisi, içerideki sıcaklığı yansıtsa da cam cephe, burası bir yaşam alanı olmalıydı. Bu yüzden çevre mimariye değil, mimari çevreye uydurularak 180 bin metrekarelik yeşil kuşak oluşturuldu. Bu 180 bin metrekarelik alanın 40 bin metrekarelik peyzaj alanında yürüyüş parkurları, amfiteyatro ve süs havuzları yerini aldı. Alın terini akıtan her işçi gibi Adıyamanlı Ali Rıza içinde bir ağaç dikildi panoraya. Terler kurumadan tam 20 bin ağaç. Bugün rakamlarla ifade edilen bu büyüklüğe ulaşmak zordu. Ama onlar kısa sürede bu zoru başardı. Elbette kolay olmadı. Bekar olmasam belki buranın kahrını bu kadar da çekemezdim. Çünkü inşaat mühendisinin üzerine burada gerçekten çok yük biniyor. Bir arkadaşım vardı, onunla beraber burayı sırtlamıştık. Yani betonarmesi gecelere kadar sürüyordu, sabahlara kadar sürüyordu. Beton dökmek, bu inşaatın, burası zaten gezdiğinizde görmüşsünüzdür. Çok büyük bir metrekare kapsıyor burada. Yani sabahlara kadar çalıştığımız olmuştu. Ya, o yüzden bekar olduğumu bunun yüzden bağlıyorum. Yani evli olsam demek ki eşim beni boşayabilirdi. Evde vakti misafir gibi gidip geliyoruz yani. Ne diyor, evdekiler ne diyor? Evdekiler de vallahi işte zorlanıyor ama bitireceğiz yani. Başladık, bitecek. Ve bitti. Dikmen Vadisi'nin sonundan Eymri Gölü'ne ve Otti Ormanları'na kadar uzanan bu alanda
Şimdi sadece bir bina yükselmedi. Burası bir yaşam alanı. İsmini panoramik yapısından alan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, manzaraya geniş bir açılımla iki yönlü olarak dışarının içeriği, içerinin dışarıyı görebildiği Ankara'nın simgesi olmaya aday. Sevgiyi, birlik ve beraberliği simgeleyen güneş nerede olursa olsun ışığını tamamıyla içeri alan ve Ankara'nın her noktasından görülebilecek kubbesinin tam altında, dünyanın zemine yerleştirilmiş en büyük haritası olan Piri Reis haritasıyla geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarken, değerlerimize sahip çıkmanın ötesinde keşfetmenin o dayanılmaz hazzını da veriyor. Çünkü Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi her adımda yeniden keşfedilecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Kubbeye uygun olarak insan üzerinde pozitif etki bırakan dairesel ve dev sanatsal formlar kullanılmış tüm yapıda. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin birinci katında bulunan biri köpek balığı, diğeri resif olmak üzere dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan iki dev akvaryum, su altının eşsiz güzelliğini ve sessizliğini alışveriş merkezinin içine taşırken, ziyaretçilerine ilk kez doğa içerisinde alışveriş yapma seçeneğini sunuyor. 180 seçkin markanın hizmet vereceği mağazalara geniş caddelerden geçerek ulaştığınızda yorgunluk değil, dünyada ne varsa Panora'da ona ulaşmanın keyfini yaşayacaksınız. Son dönemde artık alışveriş merkezlerinde insanlar kendilerini kapalı bir kutunun içinde görmek istemiyorlar. Doğal ışığı almak istiyorlar. Dışarıda ne olup bittiğini içerisiyle bir arada yaşamak istiyorlar. Şeffaf bir bina yaptık. İsmi de biraz oradan çıktı aslında. Hem içinden dışarı baktığınız zaman bir panorama görebilirsiniz. Dışından da içine baktığınız zaman olabildiğince şeffaf, içindeki yaşamı dışına yansıtan bir bina bu. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin daha girişinde, çalışma saatleri dışında da hizmet verecek olan 10 ünlü restoran ve kafede, peyzaj manzarası eşliğinde Türk ve dünya mutfaklarını tatma olanağınız var. Fast food katında tavanda ve dış cephelerde kullanılan kanat formu dikkati çekiyor. Panoranın doğasıyla bütünleşen, bir kuşun iki kanadına yerleştirilen fast foodlar, geniş kanatlarıyla özgür alışveriş mutluluğunun kısa moladaki adı oluyor. Yorgunluk kahvesi içinse her köşede kafeler hizmet veriyor. Artık Ankara'nın panorası var. Yemekten alışverişe, spordan eğlence merkezine, sinemalarından otoparkına, peyzaj harikası alanıyla 150 milyon dolara mal olmuş. Salih Bezci'nin düşünüp projelendiren A Tasarım Mimarlık Uygulama Danışmanlık Limited Şirketi, projenin yatırımcısı ve inşaat grubu Merkez Müteahhitlik Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi, 2500 kişiye istihdam sağlayacak, vergi üretecek ve ticarete can suyu verecek. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ni Ankaralılara hediye etmenin gururunu yaşarken, insanımızın kaliteli yaşama ulaşmasında öylesine önemli bir adım atılıyor ki, Oran şehrini semt olmaktan çıkarıp şehir yapıyor desek yeridir bu hamle için. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi ziyaretçilerini birkaç saatlik ya da bir günlük konuk etmeyi değil, yaşa bakmaksızın bir ömür kucaklamayı hedefliyor. Alışveriş doğayla buluşuyor. Hoş geldin Panora.